Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. AYT Kamp'ta bugünkü konumuz polinomlar. Her zaman olduğu gibi pdf açıklama kısmında ücretsiz biçimde mevcut ve tek tıkla dilediğin dijital ortama indirebilirsin. Ekstradan söylemek gerekirse yine ilk defa bu videoyla karşılaşan öğrencilerim varsa onlara da şunu söyleyeyim pdf'in içeriği hakkında. Arkadaşlarım ilk sorularımız... Her videoda olduğu gibi ÖSYM kurgusu sorular yani e, polinomlar için AYT kurgusu olan soruları seçtik ve sevgili arkadaşlarım bu sorular için metin yayınlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz ve devamında gelen kurgu olmayan sorular da benim seçtiğim ve karşına AYT'de çıkabilecek sorulardan oluşuyor ve çözümünü daha öncesinde belki de hiç görmediğin bazı sorular da var e, bu sorular için de 3-4-5 yayınlarına teşekkürlerimi iletiyorum şimdi fazla vakit kaybetmeden ee, kanala abone olduysan ve videoyu da beğendiysen ki burası çok önemli videoyu beğenmen. E, videoyu da beğendiysen sevgili arkadaşlarım başlayalım e, ilk sorumuzun çözümüne. Şimdi 2019 AYT kurgusu olan bir sorumuz var. Bu soruda sevgili arkadaşlar şunu birazcık inceltmek istiyorum açıkçası. Tamam şimdi en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan yani bu ne demek arkadaşlar baş katsayısı 1'miş. İkinci dereceden gerçel katsayılı Px polinomunun köklerinden bir tanesinin 2 olduğu dile getirilmiş. Şimdi o halde ben Px polinomunu eşittir. Bir tane baş katsayı seçmem gerekiyor normal şartlar altında ama bana baş katsayısının 1 olduğunu vermişti. Dolayısıyla köklerinden birisi de 2 ise mutlak, mutlaka x eksi 2 diye bir çarpanı vardır bu polinomun diyeceğiz. Diğer çarpanına da x eksi a diyeceğim. Şimdi bu polinomun bir kökü 2 diğer kökü a olmuş oldu. P5'in 6 olduğunu vermiş. Ben bunun sayesinde A'yı bulabilirim. Şuradaki A'yı elde edebilirim. Bakın P5 eşittir. X eksi 2 çarpı X eksi A'ydı ya. X gördüğüm yere 5 yazarsam 5'ten 2'yi çıkardım. 3 ve daha sonrasında 5 eksi A dedim. İşte bunun kaç olduğunu biliyoruz 6. Peki ben 3 ile neyi çarparsam 6 yapar? 2. O halde A kaçtır? Kesinlikle 3'tür. Çünkü 5 eksi 3'ün 2 gelmesi gerekiyor. O halde aslında PX polinomumuz ortaya çıkmış oldu. X eksi 2 çarpı. A'yı 3 bulmuştuk. X eksi 3 dedim. Daha sonrasında benden istenen P1 olduğu için artık X gördüğüm yere 1 yazıp P1'i bulabilirim. 1 eksi 2 çarpı 1 eksi 3 diyeceğim. Bu da sevgili arkadaşlarım 1'den 2'yi çıkardım eksi 1. 1'den 3'ü çıkardım eksi 2. Çarparsak 2 gelir demek ki cevabımız 2'ymiş. O halde cevap A şıkkıdır diyebiliriz. Evet 2019 AYT kurgusuyla devam ediyoruz yine. Aşağıdaki kağıt parçaları 3. dereceden bir Px polinomunun grafiğinden koparılmıştır. Buna göre Px polinomunun x kareli teriminin katsayısı soruluyor. Şimdi e, neredeyse benzer olan bir soru çıkmıştı biliyorsunuz ki çözmüşsünüzdür illaki. Çözmediyseniz de ilk defa burada görüyorsanız dikkat dinleyin arkadaşlar. Şimdi bu kağıt parçalarına bakarsak x eksenini eksi 3 apsis noktada teğet olduğunu görüyoruz. Yani burada bir çift katlı kök var. O halde arkadaşlar Px eşittir diyorum. Bir tane baş katsayı belirleyeceğim. Buna a diyelim. Çarpı. Eksi 3 çift katlı kökse x artı 3'ün karesi diye bir çarpanımız mutlaka mevcuttur. Daha sonrasında 2 noktasını kesmiş. Kestiğine göre x eksi 2 diye de bir çarpanımız mevcut olacaktır. Şimdi bir de y eksenini şuradaki y eksenini 36'da kestiğini görüyoruz. Yani aslında ben P0'ın 36 olması gerektiğini biliyorum. Çünkü 0'ı yani verince burada 36 karşımıza çıkacak. O halde A çarpı 0 artı 3 3'tür. Karesi 9'dur. 0'dan 2'yi çıkardım. Eksi 2 yaptı. Bunun da 36 olması gerektiğini biliyorum. Sol taraf eksi 18 A'nın ta kendisi yaptı. Sağ tarafta 36'dır. Dolayısıyla A'nın ben burada eksi 2 olması gerektiğini buldum. Yani aslına bakarsam benim Px polinomum ortaya çıkmış oldu. Px polinomu eksi 2 parantezinde x artı 3'ün karesi ve x eksi 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu polinomda benden istenen şey x kareli terimin katsayısı. Şimdi arkadaşlar Px polinomunu ben şu şekilde yazmaya devam edeceğim. Eksi 2 parantezinde tek bir parantez açacağım. x artı 3'ün karesi demek x kare artı 6x artı 9 demektir. Ve bir de yanında x eksi 2'miz mevcut. Şimdi arkadaşlar şu parantezi şöyle köşeli yapalım. Dikkat dağıtmasın. Burada x kare terimin katsayısı isteniyorsa ben burada x kareyi nasıl elde ederim? x kare ile karşıdaki sabit terimi çarparak ve Buradaki x ile buradaki x'li terimi çarparak elde edebilirim. O halde arkadaşlar x kare ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2 x karedir. 6 x ile x'in çarpımı da artı 6 x karedir. Tabii bir de katsayısı önemli olduğu için eksi 2 çarpanımız var dışarıda dedik. İçerisi 4 x kare. Ben bunu eksi 2 ile çarparsam eksi 8 x kare gelir. x kareli terimin kat sayısı 8'miş. O halde cevabımız da b seçeneğine verilmiştir diyeceğiz bu sorumuz için. Devam ediyorum 2020 AYT kurgusu olan soruyla. E, şurayı düzeltelim çünkü değişik değişik sesler çıkıyor. Aynen şimdi çıkmıyor. Güzel. Her birinin en yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan, yani baş katsayıları 1 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı Px ve Rx polinomları için iki ortak kökmüş. Şimdi Px polinomumuz var. Px polinomunun baş katsayısının 1 olduğunu biliyoruz. Bunların ikinci dereceden olduğunu e, da biliyoruz ve ortak kökte 2'ymiş yani px'in içerisinde x -2 diye bir çarpan var Rx'in içerisinde de x 2 diye bir çarpan mevcut diğer çarpanları bilmiyoruz x eksi a ve buna da x eksi B diyelim Pekala px'ten R çıkarıp bu polinomu x 1 ile bölersek eğer kalan 6 oluyormuş yani diyor ki p1 eksi R1 eşittir 6'dır demeye çalışıyor bize. Şimdi P1'i elde edersek P1 eşittir. 1'den 2'yi çıkardım. Eksi 1 çarpı 1 eksi A. Yani arkadaşlarım içeriye dağıtırsak eksi 1'i. Burası A eksi 1 gelecektir. Yine R1'e bakacak olursak da R1 tabii doğal olarak B eksi 1 gelecektir. Yerine yazdığımız takdirde. Bundan bunu çıkarırsam diyor. elimize sadece A eksi B kalır. Ki bu da kaçmış? 6'nın ta kendisi. Şimdi bu cepte. İkinci olarak bizden istediği şey P0 eksi R0. Şimdi ben P0 da r 0da da şuradan elde ederim. P0 eşittir. Eksi 2 çarpı eksi A. R0 da sevgili arkadaşlarım. Eksi 2 çarpı eksi B gelecektir. Yani P0 2 A iken R0 da 2 B'ymiş. Bundan bunu çıkarınca kaç kalır diye sorulmuş. 2 parantezinde A eksi B olduğunu biliyorum cevabın. A eksi B 6 ise şurada yerine yazarsam 2 kere 6'dan doğru cevabın 12 olması gerektiğinde tabii ki gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O halde cevap A şıkkıymış dedik sevgili gençler. Böylelikle ilk sayfamızın sol sütununu bitirdik ve geçiyoruz sağ tarafa 2021 AYT kurgusu olan sorumuza. Gerçel katsayılı ve ikinci dereceden olan bir Px polinomu her x gerçel sayısı için bak Px sıfırdan büyük veya eşitmiş Şimdi P2 sıfırdan büyük veya eşitse demek ki bizim bu polinomumuzun kartezyen koordinat sistemindeki görüntüsü yani grafiği sevgili arkadaşlar. X ekseninin altına hiçbir şekilde düşmüyormuş. Peki bu polinomun kökü falan varsa ne yapacağız? O köklerde de sevgili arkadaşlarım polinom şöyle davranacak. Mesela buraya kadar geldi. Şurada kökü var. Değdiği an geri yükselmesi lazım ki x ekseninin altına hiçbir zaman düşmesin ve daima sıfırdan büyük veya eşit olsun diyelim. Şimdi bakalım P2'nin 0 olduğu dile getirilmiş. Demek ki arkadaşlarım benim polinomumun şurada 2 diye bir kökü var ve bu polinom 2 noktasına teğet arkadaşlar. x 2 apsis noktaya teğet ve P3'ün de 2 olduğu dile getirilmiş. Şurada bir 3 var. Bu 3'ün de karşılığında 2'yi alıyormuş. Peki P1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Benim Px polinomum a çarpı başka sayısını vermemiş bana. 2 diye bir kökünün olduğunu biliyordum. Yani x, x 2'nin karesi diyeceğim. Çünkü oraya t teğet olduğu için çift katlı kökü mevcuttur. Ve P3'ünde 2 olduğu dile getirildiğine göre ikinci dereceden olduğu için artık polinoma daha fazla bir şey yazmıyorum. Burada x, x 2'nin karesini elde ettik çünkü. P3'ün 2 olduğunu verdiğine göre a'yı ben bu metotla bulabilirim. a çarpı 3'ten 2'yi çıkardım 1. 1'in karesi yani burası neyi, neyi verir? A'yı. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? 2'nin ta kendisiymiş. Çünkü P3 2'ye eşitti. O halde Px polinomu ortaya çıktı. 2 çarpı x eksi 2'nin karesinin ta kendisiymiş. Bizden P1 istendiğine göre P1 eşittir. 2 çarpı 1 eksi 2'nin karesi diyeceğim. Ki burası da 2'nin ta kendisini verir. O halde cevabımız Bursa seçeneğiymiş dedik. Evet gördüğünüz üzere AYT kurgusu olan sorular ne kadar tatlı ve kolay çözülebiliyor. Ee, birazdan sevgili arkadaşlarım kurgu dışı yani kurgu olmayan sorulara baktığımızda bunların daha zor olduğunu da göreceksin. 5. soru 2022 AYT kurgusu olan bir soru. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomumuz var. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere Px eksi A polinomun köklerinden birisi eksi B öteki de B'ymiş. Şimdi bir kökü eksi b diğer kökü b ise kökler simetrik kökler toplamı sıfır olduğu için demek ki bizim polinomumuz sevgili arkadaşlarım 2 kare farkı biçimde takılacak. Yani px eksi a px şöyle yazdım eksi a eşittir x kare eksi b kare olmalıymış ki neden çünkü x kare eksi b kare 2 kare farkı olan e, ifadeye bakacak olursak birisi x eksi b'dir. Çarpanlarından öteki de x artı b'dir. E bir kökü b öteki kökü eksi b geldi. Aynı burada dile getirdiği gibi. Demek ki burada mantığı çözdük. Mantığı çözdükten sonra artık bir de şu var. px eksi a eksi 3 polinomunun da bir kökü eksi 2b diğer kökü 2b ise. Eksi 2b ve 2b'nin çarpımı eksi 4b karedir. Demek ki x kare eksi 4b kare diyeceğiz biz bu polinomada. Şimdi bu polinomla bu polinom aslında bir bakarsan birbirine benzer. Nasıl benzer? Bak px eksi a var, px eksi a var. Sadece burada 3 çıkarmış. Demek ki ben bundan 3 çıkarırsam eğer buna eşit olacak. Yani x kare eksi b kare eksi 3 eşittir x kare eksi 4 b kare diyebilirim. x kareler gitti. Daha sonrasında eksi 4 b kareyi bu tarafa eksi 3'ü bu tarafa atarsam 3 b kare eşittir 3 olur. b kare eşittir 1 gelir. Ve B'nin ben burada 1 veyahut eksi 1 olması gerektiğini söyleyebilirim ki orada duralım. Burada B'nin pozitif olduğunu söylediğine göre B eksi 1 olamaz. B kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Benden ne isteniyordu? B soruluyordu. O halde cevabımız D seçeneğinin ta kendisidir. Evet gençler 5. sorumuzda bu şekilde çözdük ve kurgu sorularımız artık bitti. 2019'dan 2022'ye kadar olan AYT kurgularını ele aldık. Bu sorulara takdir sizin 10 üzerinden zorluk derecesi olarak kaç puan verdiğinizi lütfen yorum kısmına yazın. İki ee, karşılaştırabilelim. Bir de sevgili arkadaşlarım kurgu olmayan sorular içinde ayrıyeten e, sizden bir puanlama rica edeceğim. Şöyle yazabilirsiniz yorum kısmına. Kurgu 2. üst üste mesela e, 7.5 örnek veriyorum sallıyorum 10 üzerinden 7.5. Kurgu olmayan yazıp 2 nokta üst üste koyup ona da bir puan verirseniz mutlu edersiniz beni. Ki kendinizde bu şekilde kıyaslamış olursunuz. Şimdi QX polinomunun x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 1 çarpı x eksi 2 imiş. Buna göre QX eksi 2'nin x eksi 2 çarpı x eksi 3 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Çok sevdiğim bir soru tarzı. Dikkat edin hemen de fayda var. Çok zor gibi görünen ama inanılmaz derecede basit bir soru. Şimdi arkadaşlar QX polinomu şuna bölünüyor ya. Bölüme RX diyelim ve çarpı x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 artı kalanı da buraya yazıyorduk. x eksi 1 çarpı x eksi 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi benim qx polinomum bu. Aslına bakarsan bu olay şuradan geliyor. Onu da göstereyim sana. qx'i neye bölmüştü? x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'ye bölmüştü. Buraya rx olsun dedim. Kalanımız da x eksi 1 çarpı x eksi 2 idi. Ben bu qx polinomunu nasıl elde ediyordum? Bununla bunu çarpıyordum. Üstüne de bunu ekliyordum. Burada da zaten yaptığım olay bu. Şimdi şurayı silelim. Gereksiz kalabalık olmasın anlaşıldığına göre. Gençler bize qx eksi 2 polinomunun x eksi 2 çarpı x eksi 3 ile bölümünden kalan sorulmuş. Şimdi dikkat edin ben qx eksi 2'yi oluşturacağım. qx eksi 2 eşittir. r x 2 çarpı x gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorum. x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı burayı bunu verir. Burası da x eksi 4 olur. Artı x eksi şurayı düzgün yazalım. Hop 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 geri aldık geri aldık. x eksi 2 yazarsam x eksi 3 çarpı x eksi 4'ün ta kendisi gelir. Şimdi gençler x eksi 2 çarpı x eksi 3 ile bölümünden kalan soruluyor ya. Bak burada ne var? x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpanı var. O halde demek ki şu kısım çarpan olduğu için içerisinde Burası tam bölünür. Yani kalan sıfırdır. Ben sadece ama sadece şuraya bakmam yetiyormuş. Peki x eksi 3 çarpı x eksi 4 açılımı nedir? x kare eksi 7 x artı 12'dir. İşte bunu neye bölmemiz isteniyor? x eksi 2 çarpı x eksi 3'e yani x kare eksi 5 x artı 6'ya bölmemiz isteniyor. O halde bölersek burası 1'dir. Çarparsam x kare eksi 5 x artı 6 gelir. Çıkarırsam x kareler gider. Eksi 7 xten 5 x çıktı. Eksi 5 x çıktı. Eksi 2 x 12'den 6 çıktı artı 6 işte kalan karşımıza çıkmış oldu çünkü daha artık daha fazla bölünemiyor. Kalanımız eksi 2x artı 6 yani cevap D şıkkıymış diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Böylelikle ilk sayfamızı tam, tam anlamıyla bitirmiş olduk. Umarım senin de sayfan bu şekilde dolu doludur ve e, özgüvenli biçimde yoluna devam ediyorsundur. Şimdi ikinci sayfamıza geçiyoruz. İkinci sayfada 7 numaralı sorudayız arkadaşlarım. İkinci dereceden Px polinomu için P2, P-1'e eşit ve 0'a eşitmiş bunlar. Aşağıda Px polinomunun başka bir polinoma bölünmesiyle ilgili e, ifade verilmiştir. Şimdi arkadaşlar P2 de P-1 de 0 demek ki bu polinomun bir kökü 2. Bir, bir, kökü 2. Diğer kökü de eksi 1. E, doğal olarak bu polinomun bir çarpanı x 2. Diğer çarpanı da x 1 olacaktır. O halde ben Px polinomu için şuraya Px eşittir. A çarpı başka sayısını bilmiyorum a çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 yazılabilir. Şimdi aşağıdaki e, kutucuklu yerlere bakalım. P bir şey bir şey polinomu bir şey bir şeyle tam bölünebiliyor diyor. İşte bu bir şey bir şey yerlerine sırasıyla hangileri gelirse ifade kesinlikle doğru olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar Px polinomunun ben kaba e, kabataslak halinin e, neresi olduğunu biliyorum artık. Şurası olduğunu biliyorum. E peki madem kabataslak hali bu Diyorum ki şuraya x eksi 3 yazarsam p x eksi 3. Şimdi bak p x eksi 3 polinomu ne olur? Hemen yazalım. Eşittir a çarpı x gördüğüm yere x eksi 3 yazarsam x eksi 5 çarpı x eksi 2 olur. Şimdi bu polinom x eksi 5'e tam bölünür mü? Bak burada x eksi 5 çarpan olduğuna göre tam bölünür. Dolayısıyla birincisi olur. Şuraya bakalım. P x artı 2. Şuraya x artı 2 yazarsak. P x artı 2 eşittir a çarpı. x eksi 2 gördüğümde yani x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam burası x eksi 2 artı 2'den x olur. Şuraya da x artı 2 yazarsak x artı 3 gelir. Peki burada x artı 3 çarpanı var mı? Var. O halde tam bölünür. İkinci de oldu. Bir de x eksi 5'e bakacağız. P x eksi 5. Yine şurada x gördüğüm yere x eksi 5 yazıyorum. Eşittir a çarpı. x eksi 5 eksi 2'den x eksi 7. x eksi 5 artı 1'den x eksi 4. Peki bu ifadenin içerisinde x artı 2 çarpanı var mı? Yok. O halde sevgili arkadaşlarım burası tam bölünmez. Yani üçüncüsü olmaz dedim. Doğru cevabım 1 ve 2'ymiş. Bu da bana B şıkkını işaret eder. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Şimdi devam ediyorum. 8. sorumla. Birbirinden farklı 3 tane tam sayı kökü bulunan ve baş kat sayısı 1. Baş kat sayısının 1 olması güzel. Baş kat sayısını vermesini seviyorum soruları. Dişimizi daha çok kolaylaştırıyor. 3. dereceden bir tane Px polinomu düşünün demiş. Şimdi... Birbirinden farklı 3 tane tam sayı kökü varmış. Bunu unutma. P 2 sıfırdan küçükmüş. P1 ile P3'ün çarpımı sıfırdan küçük ve P0 8'miş. Olduğu bilinmekte. Buna göre Px polinomunun x 5 ile bölümünden kalan soruluyor. Şimdi bu polinomun grafiğini kafamızda canlandırmaya gayret edelim. Eksi 2 varmış şurada. Ve bu eksi 2 için polinom sıfırdan küçükmüş. P1 ile sevgili arkadaşlarım P3'ün şöyle çarpımı sıfırdan küçükmüş. P0'ın da 8 olması gerektiğini biliyoruz. Yani polinom buradan geçecek. Şimdi polinomun grafiğini çizmeye gayret gösterelim. Şurada p-2 için 0'dan küçük. 0 e için de 8 olduğunu biliyoruz. Şimdi benim polinomumun kökleri tam sayılar olduğu için eksi 2'de bir kök yok, sıfırda bir kök yok bunu da anlıyoruz. O zaman kök nerededir? Bunun yukarı çıkması için şöyle yukarı çıkacak. O zaman kök kesinlikle ama kesinlikle eksi 1'dedir. Daha sonrasında 8'den geçirdim ben bunu. P1 için demek ki pozitifmiş. P3 için de negatifmiş. O zaman burada nereden geçecek? Mecburen 2'den geçecek karşıya. Şu şekilde. Diğer köküm de 2'ymiş. Şimdi baş kat sayısının 1 olduğunu vermişti. Px polinomu eşittir. Baş kat sayısı 1 olduğu için eksi 1 diye köküm varsa x artı 1 diye bir çarpanım vardır. 2 diye bir köküm varsa da x eksi 2 diye bir çarpanım vardır. Diğer çarpanım da x eksi a. Çünkü diğer kökü bilmiyorum. Diğer kökü a olsun dedim. Daha sonrasında P0'ın 8 olduğunu kullanmadık biliyorsun. Verilen her şeyi kullanmak zorundayız. Geometride ve matematikte. O halde P0 8 ise ben buradaki A'yı da hesaplayabilirim. P0, X gördüğüm yere 0 yazarım. 0 artı 1, 1 yapar. 0'dan 2'yi çıkardım, eksi 2 yaptı. 0'dan A'yı çıkardım, eksi A yaptı. Ve bunu da 8 olması gerektiğini biliyorsak. Eksiler gider. 2A eşittir 8 ise A eşittir 4'tür. Demek ki diğer köküm de 4'müş. Yani şurası eğer 4 ise polinom devam edip buradan geçiyormuş. Grafiğini bile ortaya çıkardık aslına bakarsanız. Pekala. Grafiğini bile bulabildiğimiz polinomun artık x 5 5'te bölümünden kalanını rahat bulabiliriz. x eksi 5'te bölümünden kalan diyorsa bizden p5 isteniyordur. p5 için de bak şurası 4 ise eğer artık rahatlıkla x gördüğüm yere 5 yazarak sonucu bulabilirim. 5'e 1 ekledim 6. 5'ten 2 çıkardım 3. 5'ten 4 çıkardım 1. Bunları çarparsanız cevabın 18 olması gerektiğini görebilirsiniz. Doğru cevap d şıkkıdır. Devam ediyorum. 9. sorumla bu sayfadaki sol sütunun son sorusu. Px eşittir x eksi en n artı 3. kuvveti eksi x eksi 2'nin n artı 2. kuvveti eksi 2 üzeri m artı 1. Yani ÖSYM şu soruyu sorsa bütün hocaların yapacağı yorum şu olur. Çok tatlı soruydu. Gerçekten tatlı bir soru arkadaşlarım. Dikkatli bir şekilde dinliyoruz. x eksi 4 ile tam bölünebiliyormuş. Demek ki x gördüğüm yere ben 4 yazınca sonuç 0 çıkıyormuş. Hadi yazalım o zaman. 4'ten 2 çıktı 2 üzeri n artı 3. Eksi 4'ten 2 çıktı 2 üzeri n artı 2. Eksi 2 üzeri m artı 1. Şimdi x gördüğüm yere 4 yazdım ya cevabın ne çıkması gerekiyor? 0. Güzel kardeşim şu ifadeyi aldım karşıya gönderdim ve şu iki ifadeyi de 2 üzeri küçük olan hangisi üstlerden n artı 2 değil mi? 2 üzeri n artı 2 parantezini aldım Şurada kalan 2'dir. Eksi burada kalan 1'dir. Ve karşı tarafta da 2 üzeri m artı 1 gibi bir ifade oluştu. Şimdi 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Demek ki buranın çarpma işlemi olduğu için bir hükmü yok. O halde 2 üzeri n artı 2 eşittir 2 üzeri m artı 1'dir derim. Burada tabanlarımız eşit ve 2 olduğuna göre demek ki üstler birbirine eşit olacak. Yani n artı 2 m artı 1'e eşitmiş. Buradan şu ifadeyi sevgili arkadaşlarım n artı 2 demiştik değil mi? Tamam şöyle yapalım. 1'i sol tarafa n'yi sağ tarafa davet edelim. 2'den 1 çıktı. 1 m eksi n olmuş oldu. Yani m eksi n 1'e eşitmiş. Aradaki bağıntı buymuş. Doğru cevap ise c şıkkıdır deriz. Bakın ne kadar tatlı bir çözümü vardı ve ne kadar e, güzel bir soruydu. Devam edelim 10. soruyla. Tam katsayılı, tam sayı katsayılı. İşte ee, videonun başında söylemiştim ya belki de daha önce çözümünü hiçbir yerde görmediğiniz sorular da var diye. İşte bu soru o sorulardan bir tanesi. Daha önce ÖSYM'de de sevgili arkadaşlarım bu tarz bir soru çıkmadı. Ama e, çıkmaması e, için bir sebep var mı? Yok. Tam sayı katsayılı. Tam sayı katsayılı olduğu burada önemli. Üçüncü dereceden bir PX polinomunda A ve B tam sayıları için... PA 1'miş PB de eksi 1'miş olduğuna göre A eksi B'nin mutlak değeri ifadesinin en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım burada bir not alabilirsiniz. Sınavda da işinize yarayabilir bu not. Şöyle eğer katsayılar hepsi tamamı tam sayıysa kat sayıların tamamı tam sayıysa bizim burada şunu söylememiz gerekiyor. E, A ve B tam sayı olmak üzere eğer ki katsayılar da tam sayıysa PA eksi PB bölü A eksi B'nin de tam sayı olma şartı vardır. Eğer katsayılar tam sayıysa ve burada verilenler de bir tam sayıysa PA'dan PB'yi çıkarıp A-B'ye eksi böldüğümüz takdirde bu bir tam sayıyı vermek zorunda. Ya aslına bakarsan burada biz fonksiyonlarda ortalama değişim hızını hesap ederken kullanıyoruz değil mi bunu? İşte bu ortalama değişim hızı dediğimiz şeyin de tam sayı gelmesi şart. E bize PA'yı ve PB'yi vermiş. Yani ben burada PA'dan... P, B'yi çıkarırsam ve bunu A eksi B'ye bölersem ki A eksi B de burada. Bunun bir tam sayı çıkması gerekiyor. Şimdi P, A, 1 ve P, B eksi 1 olduğu için 1'den eksi 1'i çıkarırsanız 2 gelir. 2 bölü A eksi B'nin tam sayı gelebilmesi için burada A eksi B'nin alabileceği değerler 2, eksi 2, 1 ve eksi 1'dir. Tabi A eksi B'nin mutlak değeri dediği için bunun mutlak değeri, 2, bunun mutlak değeri 2, bunun mutlak değeri 2, bununki 1 ve bununki de 1 en çok kaçtır diye sorulmuş. Tabii ki en çok 2'dir. O halde cevabımız da C şıkkıdır deriz. Devam ediyorum. 11. sorumla baş sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px denklemi veriliyor. Her a gerçel sayısı için Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan x artı a ile bölümünden kalan toplamı 0'dır. Şimdi Px'in x eksi a ile bölümünden kalan nedir? P a'dır. Peki aynı Px'in x artı a ile bölümünden kalan nedir? P eksi a'dır. İşte bunlar birbirine sevgili arkadaşlarım toplanıldığı zaman sıfıra eşit oluyormuş. E güzel o zaman ben şunu karşıya atarsam P eksi A'nın eksi P A -PA olduğunu söyleyebilirim. Ve her A gerçel sayısı için şu eşitlik sağlanıyorsa ben bu eşitliği bir yerden tanımam gerekiyor. Fonksiyonlarda teklik çiftlikten kaynaklı. Eğer ki F eksi A eksi F A'ya eşit oluyorsa bu tarz fonksiyonlara biz Tek fonksiyonlar diyorduk. Demek ki bu polinomda ben tek polinom olduğunu ya da tek fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi o zaman tabii şöyle bir durum var. Madem tek fonksiyon ve P4'ü de 0 olarak bize vermiş. P4 0 o zaman P-4 de 0'dır denilebilir. P-4 de P4 de 0 benim polinomumun iki tane kökünü biliyorum ben artık. Bir tanesi 4 bir tanesi eksi 4. O halde arkadaşlar Px polinomu için. Bir köküm eksi 4 ise x artı 4 çarpanım vardır. Diğer köküm e, artı 4 ise x eksi 4 diye bir çarpanım mutlaka vardır. Şimdi baş katsayısı sayısı 1'di zaten. Baş kat sayı yazmıyorum. Peki diğer kök ne? Ona da x eksi a mı yazacağız acaba? Şimdi x eksi a yazmamıza gerek yok. Ne yazmam gerektiğini ben gayet iyi biliyorum. Hatta şunlardan da önce bulmuştum. Yani 4 ve eksi 4'ten de önce bulmuş olmam gerekiyor. Neden biliyor musun? Şuraya tek fonksiyon yazdığım anda... Ben tek fonksiyonun orijinden geçmesi zorunludur dediğim için orijinden geçmesi zorunlu tek fonksiyonların. O zaman diğer kökü de sıfır olmak zorunda. Kökü sıfır olanın çarpanı nedir? X'tir arkadaşlar. İşte Px polinomu ortaya çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Bana sadece artık P1 soruluyor. Çok basit oldu. P1 eşittir. 1'e 4 ekledim. 5. 1'den 4 çıkardım. Eksi 3. Ve çarpı 1 dedim. Doğru cevabın eksi 15 olması gerektiğini artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Doğru cevap A şıkkıydı. Ve son sorumuz bu videoda. Hızlı geçti video. Bakalım 25 dakikada. Güzel. Şimdi devam. 6 artı Px'in karesi polinomunun sabit olmayan Px polinomuyla bölümünden kalan Aha da bu polinomun x eksi bölümünden kalana eşit. Şimdi şu polinomun x eksi bölümünden kalanı bulmak için x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? 3. Neden? Çünkü burayı sıfırlamam gerekiyor. Şimdi yerine yazarsanız 3'ü p2 artı q3 gelir. Şimdi kalan bu. Peki şunun şuna bölümünden kalan nedir? Şimdi ben kalanı bulmak için böleni sıfıra eşitlemem gerekiyor. Yani px gördüğüm yere sıfır yazmam gerekiyormuş. O zaman ben px gördüğüm yere sıfır yazarsam 6'nın karesi gelir. 6'nın karesi 36'dır. Demek ki p2 artı q3 toplamı 36'ya eşitmiş kalanlar birbirine eşit oluyorsa. Peki şimdi şunu bulduk o çok değerli aslında. Şöyle daha düzgün bir yere yazalım. P2 ile Q3'ün toplamı 36'ymış. Bu cepte arkadaşlar. Şimdi sorumuzun devamını okuyalım. Px artı 1'in katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı bulunurken ben x gördüğüm yere 1 yazıyordum. Nerede? İşte burada. Yazarsanız P2 gelir. P2. Bu Q3 eksi x'in sabit terimi. Sabit terim bulunurken x gördüğümüzde yere 0 yazıyorduk. Nerede? Burada. 3'ten 0 çıktı. 3. Dolayısıyla bu Q3'ün sevgili arkadaşlarım 2 katıymış. Çarpı 2 dedim. Şimdi bak P2 vardı burada. P2 neymiş? 2 tane Q3'müş. Yerine yazarsan 2 tane Q3 artı Q3 eşittir 36 dedim. Buradan 3 tane Q3 eşittir 36 geldiğine göre bir tane Q3 kaçtır? Tabii ki 12'nin ta kendisidir. Devam. Px artı 2'nin sabit terimi. Sabit terim sorulduğu zaman x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Nerede? Burada. 0 artı 2'den P2 geldi. Aslına bakarsan bizden P2 isteniyor. ben P2'nin Q3'ün 2 katı olduğunu bildiğime göre ve Q3'ü de 12 bulduğuma göre şurada 12'yi yerine yazarım. 2 kere 12 bana P2 verir. Yani 24 P2'nin ta kendisiymiş. O halde cevap D şıkkıdır diyeceğiz sevgili gençler. Evet böylelikle videomuzun sonuna geldik. ikinci sayfamızda bitirdiğimize göre gerçekten ama gerçekten çok verimli bir videoydu. Çok verimli bir ders oldu. Ee, hem kurgu sorular hem de Kurgu olmayan ama sınavda karşınıza çıkabilecek cinsten sorular belki bir tık zor olanları olarak e, ben size burada çözmeye çalıştım. Şimdi sizden puanlama da yapmanızı rica ediyorum. Yani yorum kısmına kurgu soruları puanlayın. Kurgu iki nokta üst üste bir şey ve daha sonrasında e, kurgu olmayan soruları da puanlamanızı istiyorum. Ben de buraya puanımı yazayım ki siz de kendi puanınızla bir e, kıyaslayın bakalım. Ben kurgu sorulara sevgili arkadaşlar 2 nokta üst 10 üzerinden 5.5'luk bir zorluk seviyesi atıyorum. Yani ÖSYM'de daha önce AYT sınavlarında çıkmış polinom sorularının zorluk seviyelerini 10 üzerinden 5.5 veya 6 diye bir zorluk seviyesi atarken kurgu olmayanlara ise sevgili arkadaşlar kurgu olmayan sorulara ise bu pdf'de sevgili arkadaşlar 6.5'luk bir zorluk seviyesi atıyorum. Yani burada bir tık bir puan daha zor bir şey söyleyebiliriz kurgu olmayanlar için. Her videoda söylüyorum ve her videoda da söylemeye devam edeceğimi de söylemiştim geçen videolarda. Yine bu videoda da söylemek istiyorum. Önemli olan zor soru çözmek değil, önemli olan ÖSYM'nin stilini, ÖSYM'nin tarzını anlamak. ÖSYM dediğimiz kurum bu ülkede senelerden beridir sınav yapıyor. Belki siz yokken de yani siz hayatta değilken bile ÖSYM sınav yapıyordu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu kurumun bir stili, bir tarzı var. Artık alışılagelmiş bir e, tutarlılığı var kendi soruları arasında. Ve öğrenciler öğrencilerden her zaman şunu duyuyoruz. E, denemelerde daha düşük yapıyorum. Evet çünkü bunun sebebi bu. E, ÖSYM'nin tarzına alışkın ÖSYM'nin tarzının dışında olan denemeler ki piyasadaki denemeler biraz daha ÖSYM'nin tarzlarından, ÖSYM'nin soru zorluk seviyesinden biraz daha zordur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım sizin burada daha zor soruları çözüp de ÖSYM'nin sorularını çözemiyorum diyen öğrenciler için söylüyorum. Bunun sebebi budur. Çünkü sevgili arkadaşlarım tarz meselesi siz zor soruları çözebiliyorum zor soruları çözmem gerekiyor diye düşünmek yerine ÖSYM'nin tarzını anlamak istiyorum dediğiniz zaman daha mantıklı bir hareket yapmış olursunuz. Buradan da yine tekrar edeyim arkadaşlar. Ve bu seri sizler için umarım faydalı oluyordur. Faydalı oluyorsa da yine videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumda yazmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlarım. Kanala abone değilseniz de lütfen abone olursanız beni mutlu edersiniz. Evet, sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.